Değerli basın mensupları, dün Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı'nın kurulması ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin 98. yıl dönümüydü. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin kurduğu cumhuriyetimizin önemli kurumsal yapı taşlarının döşendiği bugün de büyük önderimizi ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ukrayna'da çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Masum insanlar öldürülüyor. Bombalanan şehirlerde siviller korku içinde. Yarının ne getireceğini bilmeden bekliyorlar. Rusya'nın haksız, hukuksuz işgalinin üzerinden sadece bir hafta geçti. Ülkesini terk ederek komşu ülkelere geçen Ukraynalıların sayısı 1 milyonu aştı. Ülke içinde yerinden yurdundan edilenlerin sayısı ise kat be kat fazla. Bizim de Ukrayna'da çoğu öğrenci, 20 bin civarında vatandaşımız yaşıyor. Saldırıların hemen başında bu vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için partimizin bünyesinde bir kriz masası kurduk. Bize ulaşan bilgilere göre zamanında yapılmayan tahliye çağrıları ve alınmayan tahliye tedbirleri nedeniyle Ukrayna'da bulunan vatandaşlarımız çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Özellikle ilk 5 gün vatandaşlarımız verilen telefonlara ulaşamadı. Şu anda Harkov'dan trenle tahliyeler devam ediyor. Vatandaşlarımız bireysel çabalarıyla tren garına ulaşmaya çalışıyor. Ama tren garına güvenle ulaşmada da büyük sorunlar var. Yapılan son açıklamalara göre Ukrayna'da bulunan vatandaşlarımızdan 9 bine yakını ülkeden tahliye edilebilmiş. Ama 11-12 bin vatandaşımız hala savaş bölgelerinde. Vatandaşlarımızın güven içinde savaş bölgelerinden tahliyesi en önemli önceliğimiz. Biz bu öncelik doğrultusunda hükümetin elden gelen her şeyi yaptığının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, Ukraynalılar Rusya'ya karşı topraklarını savunuyor. Egemenliklerini savunuyor. Bağımsızlıklarını savunuyor. Rusya'nın haksız, hukuksuz işgalini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Bir an evvel kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini bekliyoruz. Ukrayna halkının iradesi bir başka ülkenin güvenlik sorunu iddialarıyla yok sayılamaz. Ukraynalıların oyuyla seçilmiş bir hükümetin askeri güç kullanılarak alaşağı edilmek istenmesi asla kabul edilemez. Bir asır önce devrin egemen güçlerine karşı büyük bir kurtuluş savaşı vererek ülkesini kurtaran, bağımsız bir cumhuriyet kurarak dünyanın emperyalizmle mücadele eden mazlum milletlerine örnek olmuş bir milletin fertleri olarak Ukraynalıların amasız, fakatsız yanındayız. Rusya ve Ukrayna ile aynı bölgede yaşıyoruz. Aynı denizi paylaşıyoruz. Her ikisi de önemli ekonomik ve ticari ortaklarımız. Bu nedenle savaştan en fazla etkilenecek ülkelerin başında geliyoruz. Bu savaşın bitmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Türkiye, haklının yanında durarak, fakat iki tarafla da ilişkilerini koparmayarak, itidalli ve incelikli bir diplomasiyi izlemek zorundadır. Ancak bugün ortada bu incelikli diplomasiyi yürütecek kurumsal bir kapasite kalmamıştır. Saraydaki şahsım hükümeti bugüne kadar yaptığı partizan atamalarla, Dışişleri Bakanlığı gibi çok önemli bir kurumu tahrip etmiştir. Dışişleri Bakanlığı'nın rüşvetten aklanmamış bakanların, partili eski milletvekillerinin, kariyerden gelmeyen saray bürokratlarının arpalığına çevirmiştir. Tecrübe ve bilgi birikimi gerektiren, bu hassas dönemde ihtiyaç duyduğumuz kurumsal kapasiteden ülkeyi mahrum etmiştir. Her alanda olduğu gibi burada da işleri çok daha zor bir hale getirmiştir. Ciddi bir yönetim krizi yaşatmaktadır. Ülkemizdeki ucube sistemin yarattığı tüm kırılganlıklar son bir hafta içinde gün yüzüne çıkmıştır. Erdoğan önce bu krizde arabuluculuk iddiasıyla ortaya çıktı. Ama istikrar ve itibar mahlulü dış politikası nedeniyle kimse kendisini ciddiye almadı. NATO Genel Sekreterinin bunu aylardır bekliyorduk ve uyarıyorduk dediği bir dönemde savaşla ilgili olarak Erdoğan bu savaşı Afrika gezisinde yakalandı.
Ukrayna'da olan bitenin ne kadar ciddi olduğu konusunda ya kendisini uyaracak bir dışişlerinin kalmadığı ya da sarayın kibirlisinin dışişlerinin tavsiyelerine kulak falan asmadığı ortaya çıktı. Adına güvenlik zirvesi dediği, devletin kurumsal yapısında mevcut olmayan bir toplantı düzenledi. Güvenlik bürokrasisinden birkaç isim dışında bu toplantıya katılanlar, kendi partisinin sözcüsü, genel başkan, vekili, yardımcısı ve grup yöneticisi. Bu toplantıda Dışişleri Bakanı yoktu. Diplomasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz bir anda diplomatlar da orada yoktu. Ama maşallah partililer çoktu. Yani sen ben bizim olan toplanıp zırvaladılar, adını da zirve koydular. Nitekim devlet aklı olmayınca atılan her adımda da tutarsızlık ve yalpalama baş gösterdi. Erdoğan önce NATO'ya çattı. Kınama cümbüşü yetmez, kararlı adımlar atılmalı diye büyük büyük laflar etti. Dış siyasetten yine iç siyasete rant devşirmeye kalktı. Ama sonra U dönüşü yaptı. Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde temsil hakkının askıya alınması, oylamasında çekimser kaldı. Ondan sonra bir daha döndü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanmasına yönelik tasarının oylanmasında bu defa olumlu oy kullandı. Yani Mevlevi Derviş misali dönmeye doyamıyor. Dön baba dönelim dedikleri bir başka konu ise Montre oldu. Birkaç yıl önceye kadar Montre'yi ayak bağı olarak gören, Kanal İstanbul'u yapınca savaş gemileri gerekirse buradan geçer diyen, Montre'nin tüm maddeleri uygulanmalı diyen amiralleri mahkemelerde süründüren saray, Rusya'nın Ukrayna ile savaşa tutuşmasıyla Tukaka dediği Montre'ye sıkı sıkı yapıştı. Montre'nin verdiği tüm yetkiyi kullanmaya kararlıyız diyiverdi. Bu cumhuriyeti kuranlar ne büyük insanlarmış. Bunu bu vesileyle bir kere daha anladık. Atatürk'e laf etmeye yürekleri yetmediğinden İsmet Paşa'ya saldıranlar, kar yağınca Atatürk Havalimanı'na, savaş çıkınca da Montre'ye sığındılar. Değerli basın mensupları, Ukrayna'daki savaş, sarayın yanlış ekonomi politikalarını hızla tahrip ettiği ekonomimizdeki kırılganlıkları daha da derinleştirdi. Derinleştiriyor. Saray politikalarıyla zaten yangın yerine dönen, savunmasız kalan ekonomimiz, Ukrayna-Rusya savaşıyla daha da kırılganlaşmıştır. Bunun etkilerini daha henüz görmedik ama önümüzdeki dönemde en ağır bir biçimde yaşayacağız. Savaşın tarafı olan her iki ülkeyle de önemli ekonomik ilişkilerimiz var. Türkiye'nin turizm gelirlerinde Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler önemli bir yer tutuyor. Enerji ve müteahhitlik konusunda da önemli işbirliklerimiz söz konusu. Rusya, Türk müteahhitlerinin en çok iş üstlendiği ülke. Türkiye, doğal gaz ithalatının 1/3'ünü, petrol ve petrol ürünleri ithalatının da 1/5'ini Rusya'dan yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşının uzaması ülkemize ciddi bir fatura çıkaracak. Ukrayna'daki savaş, ikincil etkileri hariç şu haliyle ülkemize asgari 30-40 milyar dolar arasında bir fatura çıkaracakmış gibi duruyor. Bu hesapta jeostratejik riskler nedeniyle Türkiye'nin daha da artacak risk priminin, dış borçlanma faizlerine getireceği yük yok. Diğer taraftan seçime giderken ekonomiyi iyi göstermek için Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını bankanın arka kapısından buharlaştırdıktan sonra Merkez Bankası'nın bir kolunu kesmişlerdi. Ardından faiz sebep enflasyon sonuç diyerek Merkez Bankası'nın diğer kolunu da arkasına bağladılar. Faizi emirle düşürme saplantısının yarattığı döviz krizini kontrol etmek için ellerinde kala kala Aralık ayının sonunda başlatılan kur korumalı mevduat uygulaması kaldı. Şimdi bu uygulamadan kurların yeniden yukarıya doğru hareketlenmesi nedeniyle başımıza çok ciddi bir maliyet gelecek. Her derde deva diyerek millete yutturmak istedikleri bu uygulama geçmişte ekonomiyi batıran dövize çevrilebilir mevduata rahmet okutacak. Bu mevduatların ilk vadesi Mart ayında doluyor, Mart sonunda. O günlerde kurun 14,5 lira olması halinde
bu verilen garantiler ve vergi indirimleri nedeniyle devletin, dolayısıyla da milletimizin sırtına 33 milyar liralık bir ek yük gelecek. Fakirin aldığı ekmekle ödediği vergi, bir avuç zenginin parasına verilen döviz garantisine gidecek. Ben bir kere daha tekrarlayayım. Kurdaki artış sürerse, kur korumalı mevduat uygulaması ekonomimize geçmişteki dövize çevrilebilir mevduatın vurduğu darbeden daha beterini vuracak. Diğer taraftan Karadeniz önemli bir taşıma ve ticaret güzergahı. Kriz uzarsa Avrupa pazarlarına olan ihracatımızda son dönemde özellikle pandemiden sonra taşıma maliyetlerinin uygun olması nedeniyle elde ettiğimiz rekabet avantajını kaybedebiliriz. Avrupa'ya olan ihracatımızda darbe yiyebilir. Bu hesaplarda bunlar yok. Değerli basın mensupları, Türkiye Ukrayna'daki savaşa ekonomisi buhrandayken yakalandı. Hafta başında açıklanan büyüme verilerine göre 2013 yılında 958 milyar dolar olan milli gelirimiz 2021 yılında 803 milyar dolara düşmüş. Ucube tek kişilik şahsım rejiminin düğmesine basılmasından bu yana milli gelirimiz 155 milyar dolar erimiş. Aynı dönemde kişi başına düşen milli gelirimiz ise 3043 dolar azalarak 9539 dolara gerilemiş. Ama TÜİK'in tabelasında Türkiye 2021 yılında %11 büyüdü yazıyor. Tabeladaki büyüme oranı şahane ama millet perişan. Ucuz ekmek kuyrukları, ucuz yağ kuyrukları, benzin, mazot kuyrukları uzadıkça uzuyor. Millet elektrik faturalarını yakıyor. Vatandaş pahalılıktan pazara gidemiyor. Pazarcı tezgah açamıyor. Çiftçi traktörüne mazot koyup tarlasına gidemiyor. Gitse de tarlasına gübre atamıyor bu defa. Çiftçiyi bir başına bırakan hükümet elin çiftçisinden pahalıya aldığı buğdayı fırıncıya ucuza veriyor. Destek de tabii elin çiftçisine gidiyor. Esnaf derseniz o da perişan. Sifta edemediği dükkanın artık kepengini indirmeye başladı. Asgari ücretlinin ücretinin, memurun maaşının, emeklinin aylığının alım gücü daha yılın ikinci ayında geçen yılında altına düştü. Enflasyon azdı, işsizlik düşmedi, dış ticaret açığı da rekor üstüne rekor kırıyor. Yani bakıldığında ülkenin vaziyeti Erzurumlu esnafın fıkrası gibi. Deftere bakıyorsun haç farz olmuş, kasaya bakıyorsun zekata muhtaç. Peki çalışan büyümediyse, çiftçi büyümediyse, emekçi büyümediyse, esnaf büyümediyse kim büyüdü? Bu büyüme kime yaradı? Aslında cevap yine TÜİK'in makyajlı rakamlarında. Son iki yılda emeğiyle çalışanların milli gelirden aldığı pay 5 puana yakın düşmüş. Sermayenin aldığı pay ise 5 puandan fazla artmış. Yani %11 büyüme emekçinin cebinden almış, zengini daha da zengin etmiş. Ama hangi zengini? Dün gece genel başkanımızın yayınladığı video mesajında anlattığı aslında bütün gerçeği ortaya koyuyor. Milletin yediği ekmekten, içtiği sudan, yaktığı elektrikten, benzinden, mazottan vergiyi alıyorlar. Hayat pahalılığını her geçen gün arttırıyorlar. Zamlar artık zam değil, zulme dönüşüyor. Milletten topladıkları parayla Putin'in oligarklarının çakması, Londra'da mahalle kapatmaya başlayan beşli çeteleri, yandaşları doyuruyorlar. Şimdi bugün de saraya ilahi aşkla bağlı eski mağcu bir çakma oligark Rusya'dan konuşmaya başlamış. Rus televizyonlarına çıkıp Ukrayna'ya satılan SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile S-500 yapacağız. İki gündür Moskova'dayım. 10-20 yıllık stratejiler geliştiriyoruz. NATO geçmişten gelen kanserdir. Yaptırımlara katılmayacağız gibi açıklamalar yapıyor.
Bu adam bu açıklamaları kimin adına yapıyor? Evet, savunma sanayi yatırımlarının nasıl yapılacağına geçmişte karar verdiğini gördük. Anlaşılan şimdi silahların, üretilen silahların nasıl kullanılacağına da karar vermeye başlamış. Bu çakma oligarkın ülkenin yerli ve milli tank projesini ne hale getirdiğini hala unutmadık. Bu ülkeyi bu çakma oligark mı yoksa Tayyip Erdoğan mı yönetiyor? Ama genel başkanımız dün söyledi. Andolsun milletten alıp bu çakmalara peşkeş çektikleri paraların peşini bırakmayacağız. Kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağız. Değerli basın mensupları, diğer taraftan açıklanan büyüme, züccaciye dükkanına giren fil misali, ekonomideki bütün dengeleri yerle bir etti, kırdı, döktü. Tüketici enflasyonu %36'ya, üretici enflasyonu geçen yıl sonunda %80'e fırladı. Ekonomi sanki en baştan kaybedilmiş bir yarışta koşan atlet misali nefes nefese kaldı. Bu büyüme sağlıklı değil, sürdürülebilir hiç değil. 2021 yılında ekonomi öyle gözüküyor ki balon gibi şişirilmeye devam etmiş. Milletin kesesinden verilen ucuz kredilerle hormonlanmış. Şimdi bunun faturası bu yıl milletin önüne konuyor. Analistler bu yıl büyümenin %2'yi aşmayacağını söylüyorlar. Değerli basın mensupları, bu hafta açıklanan ve ekonominin durumunu gösteren diğer önemli bir veri ise enflasyon. Şubat ayında hayat pahalılığı TÜİK'in makyajlı verileriyle dahi görülmemiş seviyelere ulaştı. Saray faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Nas dedi, emirle faizi düşürttü. Gerçi son Merkez Bankası'nın son iki para politikası kurulu toplantısında nasıl unuttu ama faizi indirmeye pas demeye başladı. Aslında ekonomiyi yönetemeyen saray döviz krizi çıkarttı. Enflasyonu azdırdı, milletin alım gücü çakıldı. Sarayın kibirlisi 20 yıl önce iş başına geldiğinde enflasyonu son 20 yılın en düşük seviyesine indiren ciddi bir programı kucağında bulmuştu. 20 yıl boyunca yönetti, 2002'de iş başına geldiğinde %29,75 olan tüketici enflasyonu bugün %54,44. Bu TÜİK'in makyajlı rakamları. Bağımsız iktisatçıların bulduğu tüketici enflasyonu ise %123,8. 2002 sonunda %30,84 olan toptan eşya fiyatları endeksi, yani bugünkü üretici enflasyonu ise bugün %105'e çıkmış durumda. Tüketici enflasyonu son 20 yılın, üretici enflasyonu da son 27 yılın en yüksek seviyesinde. Yani asgari ücret 2 ayda açlık sınırının altına düştü. Emeklinin aylığına, memurun maaşına yapılan zam eridi gitti. Memura ilk 6 ayda %75 zam yapılmıştı ama ilk 2 ayda gerçekleşen enflasyon %16,45 oldu. Dahası bunlar maalesef iyi günlerimiz. Üretici enflasyonu %105'te. 1995 yılının Mart ayından bu yana ilk kez üçhaneye çıktı. Bu hükümetin sayesinde 30 yaşın altındaki gençlerimiz de üçhaneli enflasyonla tanıştı. Daha bunda Ukrayna-Rusya savaşının etkileri yok. Ama ay ortasından itibaren temel gıda maddeleri üzerindeki KDV'nin %1'e indirilmesinin etkisi var. Sarayın model diye millete yutturmaya kalktığı kur korumalı mevduat pansumanı ile cari açığı düşürerek enflasyonla mücadele safsatası iflas etmiştir. Rekorlar kıran dış açıkla, arşa çıkan hayat pahalılığıyla, kuyruklarla, çıkma meyve sebze peşinde koşan, artık isyan edip fatura yakan vatandaşların görüntüleriyle ilk roundda bu düzenlemeler nakavt olmuştur. Ukrayna'daki savaşla beraber emtia ve enerji fiyatları yeniden artmaya başladı. Döviz kurları yükseliyor. Bu kalemlerin yükselmesi iğneden ipliğe her şeyin
daha da zamlanması anlamına geliyor. Yani yeni bir zam tsunamisi milletimizin üzerine doğru yaklaşıyor. Resmi veriler ne gösterirse göstersin, saray kürsülerde ne hikayeler anlatırsa anlatsın, vatandaşımız hayat pahalılığını yaşayarak görüyor. 240 kilowatt saat elektrik tüketen bir eve 3 ay önce Aralık ayının başında 230 lira fatura geliyordu. 31 Aralık'ta Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz bir bindirim yaptılar. Aynı fotoğrafı bir gecede 390 liraya fırladı. Vatandaş sokaklarda fatura yakmaya başladı. Genel Başkanımız yetti artık ben ödemem dedi. Ardından doğruya doğru yaklaşmaya başladılar. Düşük tarifenin limitini Genel Başkanımızın söylediği yere çektiler. KDV'de göstermelik de olsa indirim yaptılar. Yine de Aralık'taki zam öncesi 230 lira ödenen fatura bugün 306 lira. Peki 31 Aralık'ta yaptıkları dev zam sonrasında mümkün olan en az seviyede zam yaptık diyen saray değil miydi? Anlaşılan yine doğru söylememişler. Zam en az seviyede değilmiş. Milletin üstüne haksız yere çullanmışlar. Hançeri vatandaşın böğrüne 7 santim sapladılar, 3 santim geri çektiler, şimdi milletten alkış bekliyorlar. Sadece elektrik değil, işte son bir haftada benzinde, mazotta, LPG'de yapılan zamlar. Sanki milletin sabrını sınıyorlar. Saray 25 Şubat'ta benzine 1 lira 61 kuruş, mazota da 1 lira 51 kuruş zam yaptı. 3 gün sonra 28 Şubat'ta mazot fiyatını 96 kuruş, benzin fiyatını da 23 kuruşa indirdi. Bu arada LPG fiyatına da yine 33 kuruş bindiriverdi. 1 Mart'ta LPG'ye bir daha 61 kuruş zam yaptı. 2 Mart'ta benzine bu sefer 88 kuruş zam, mazota da 1 lira 51 kuruş zam yaptı. Hemen ertesi gün 3 Mart'ta benzine bir daha 53 kuruş, mazota da 1 lira 33 kuruş daha zam yaptı. Yani böyle indir bindir derken bir haftada 17 liranın altındaki benzin fiyatı 19 liranın üstüne çıktı. Mazotun litresi 17 liradan 19 liraya yükseldi. Fukaranın yakacağı LPG'nin litresi 11 liraya dayandı. Şimdi arabası olanlar için artık kontağı çevirmek servet. İnsanlar korkudan arabalarıyla dışarı çıkamıyorlar. Arabalarını ancak evlerinin camından seyrediyorlar. Eskiden ben hep 50 liralık alıyorumcular vardı. 50 lirayla ibre oynamayınca bunlar ben hep 100 liralık alıyorum'a döndüler. Şimdi artık 100 liralık benzin de yakıt lambasını söndürmüyor. En son İkmel İstasyonu işverenleri de pes dedi. Akaryakıtta bari KDV'yi indirin, biz de batıyoruz, bir kısmını tüketiciye bir kısmını bayiye yansıtın diye açıklama yaptılar. Bu zamların sadece artan petrol fiyatlarıyla açıklanır bir yanı yok. Şimdi uluslararası petrol fiyatındaki artış tüm ülkeleri etkiliyor, tamam. Şimdi burada OECD ülkelerinde bizim de üyesi olduğumuz yüzde ortalama enerji enflasyonu %26. Bizde %89. Yani başka ülkelerde enerji fiyatları bir artarken bizde 3 artmış. Dolayısıyla buna dışarıdan geldi demek mümkün değil. Bu bizim hatalarımız nedeniyle OECD enerji enflasyonu şampiyonu olduğumuzu ortaya koyuyor. Artık kimse dışarıda da oluyor, dış mihraklar yaptı laflarını falan yemiyor. Yakıt lambası 100 liralık benzinle, mazotla sönmeyen vatandaş, sandıkta ampulü söndürmek için gün sayıyor. Değerli basın mensupları, enflasyon en acımasız vergidir. En adaletsiz vergidir. Varsılı yoksulu ayırmaz, bir nevi tırnakçı gibi milletin satın alma gücünü çaktırmadan eritir. Sabit gelirli, dar gelirli vatandaşlarımızın bütçelerindeki en önemli masraf kalemi şüphesiz gıdadır.
dar gelirlerin bütçesindeki gıda harcamalarının payı varsılım bütçesindekinin iki katıdır en az. Bu nedenle özellikle gıdadaki enflasyon gelir dağılımını bozar. Gıdada Şubat ayı itibariyle enflasyon %66. Bu son 18 yılın rekoru. Ay ortasında devreye giren KDV indirimi de hükümetin laf olsun, torba da olsun cinsinden denetimleri de öyle gözüküyor ki boşa gitmiş. Şubat'ta çarşı pazardaki alev daha da harlanmış. Milletin elini yakmaya, tenceresini boşaltmaya devam etmiş. Gıda enflasyonunda da aynen enerji enflasyonunda olduğu gibi bir durum söz konusu. Bu da Kalkınma İçin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, yani OECD'deki gıda enflasyonu grafiği. Şimdi üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'ndaki en yakın rakibimiz, gıda enflasyonunda en yakın rakibimizi 3'e katlamışız. OECD ülkelerinin ortalama gıda enflasyonunu ise 8'e katlamışız. Yani öyle enflasyon tüm dünyanın sorunu, Amerika, Avrupa perişan diye ağıt yakanlar önce bir dönecekler, kendi ülkelerinde yarattıkları yangına bir bakacaklar. Kendi beceriksizliklerine ağıt yakacaklar. Başka ülkelerde gıda fiyatı 1 artarken bizde 8 artıyorsa demek ki burada da bir hata var. Lafı eğip bükmeye, enflasyonun sebebini ve nesebini başka yerlerde aramaya gerek yok. Eğer bugün Türkiye enflasyonda Arjantin'i bile sollayıp dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeler listesinde 8. sıraya yükseldiyse, G20'de ve OECD'de enflasyon şampiyonu, gıda enflasyonu şampiyonu olduysa, o zaman benim Anadolu'daki vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, hafta pazarlarından atık topluyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, insanlar evinin kirasını, elektrik ve su faturasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diye bağırıyorsa, Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Bu hükümet getirdi. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir yetkili açıkladı. Rusya'ya yönelik yaptırımların amacı enflasyonu arttırmak, yatırımları ve satın alma gücünü düşürmek dedi. Eloğlu, sarayın aziz milletimize layık gördüğü muameleyi düşmanını dize getirmek için kullanıyor, yapıyor. Hani ağacın kurdu içinden olur derler, böyle bir hükümet oldukça bu milletin başka düşmana da ihtiyacı yok. Değerli basın mensupları, hayat pahalılığındaki bu acı tablonun sorumlusu sarayın bir mensubu, Tarım Bakanı Pakdemirli dün gece resmi gazetede yayınlanan kararla görevinden ayrıldı. Ya da yayınlanan karardaki ifadeyle görevden af talebi kabul edildi. Kendisinin ismi uzun zamandır kabine değişikliği totolarında sık sık geçiyordu. Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en çapsız Tarım ve Orman Bakanı'nın istifasıyla 2018'de kurulan saray kabinesinin yarısı 3,5 yılda değişmiş oldu. Bu sürede bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, biri Instagram'dan verdiği dilekçeyle olmak üzere iki Hazine ve Maliye Bakanı, kendi şirketinden bakanlığına mal satan bir ticaret bakanı, bakanlığı bölününce koltuğu altından kayan bir aile ve çalışma bakanı, kabine kurulurken vitrine konan bir milli eğitim bakanı, taht oyunlarının kurbanı olan bir adalet bakanı, uçtu uçtu kuş oldu. Bu bakanlar arasında giderken bıraktığı ucu yanık mektupta, at izi it izine karıştı, Allah sonunuzu hayretsin diye sitem eden de var, görevden aldığı için sarayın kibirlisine şükranlarını sunan da var. Hadi saray Tarım ve Orman Bakanı'nı affetti diyelim. Türk çiftçisi kendine yapılanları affeder mi? Milletimiz cayır cayır yanan ormanları unutur mu? Tarım Bakanı'nın istifasıyla artan gübre fiyatı iner mi? Tarladan sofraya uzanan zincirdeki sorunların üstesinden gelinir mi?
Bir yılda %227 zam gören karnabaharın, %185 zam gören patlıcanın, %173 zam gören kabağın, %169 zamlanan domatesin fiyatları düşer mi? Milletin boş tenceresi bu artık dolarda kaynar mı? Hiç sanmıyoruz. Çünkü sorunun özü bakanda, dışarıda, şurada, burada değil. Sorunun özü bu zihniyetin merkezi olan metal yorgunu sarayda. Kibirli cehalet bunu kasten yapıyor. Milleti bu hayat pahalılığının altında kasten eziyor. Ondan sonra da hiçbir yaptığının hesabını ödemiyor. Değerli basın mensupları, sorunun sebebi olanların çözümün adresi olamayacağı açıktır. Siyaset yelpazesinin tüm renklerine sahip altı muhalefet partisinin genel başkanları hafta başında imzaladıkları bildiriyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında milletimizin cebini, cüzdanını, tenceresini boşaltan ucu ve şahsım rejiminden kurtaracak, üzerinde uzlaştıkları yepyeni ve güçlü parlamenter sistemin temel ilkelerini ülkemize ve dünyaya ilan ettiler. 28 Şubat'ta açıklanan metin, sarayın rafa kaldırdığı demokrasinin raftan indirilmesi demektir. Bu toprakların güzel insanlarının kucaklaşarak müreffeh bir geleceğe birlikte yürümesinin de başlangıcıdır. Biz ilk seçimlerde milletimizin bu hükümete hükümetin eline tutuşturmaya karar verdiği tasdiknameyi her ziyaretimizde esnafımızın, her bindiğimiz takside taksi şoförlerinin, oturduğumuz berberde, kahvede, sokakta insanların, alın teri döken çiftçilerimizin, emekçinin gözlerinden okuyoruz. Milletimize inanıyoruz. Biz hazırız, milletimiz hazır. Son olarak bugün, şimdi biraz sonra saat 15'te Akbelen Ormanı'nda zeytinimize dokunan yönetmeliğe karşı bir miting yapılacak. Biz de zeytinlik alanların maden ve enerji yatırımlarının açılmasını sağlayan bu yönetmeliğin geri çekilmesini istiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi eğer varsa soruları alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen soruyu ileteceğim. ATV'nin sorusu şöyle. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na sandıkta oy vermediğini itiraf etti. O dönem baskı yüzünden imza attım dedi. Bu açıklamaya ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz? Bunlar ipe sapa gelmez laflar. Ciddiye alınacak sözler değil. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Salgınla birlikte başlayan gece 12'den sonra müzik yasağı, pandemi tedbirleri gevşemesine rağmen geri alınmadı. Sağlık Bakanı İçişleri Bakanlığı'nı işaret ediyor, İçişleri ise görüşeceğiz diyor. Ama son genelgede de bu yasağın kaldırılmasına yer verilmedi. Sizin bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz? Saray hükümetinin bu ülkeyi yönetemediğini hep söylüyoruz. Sağlık Bakanı başka konuşuyor, İçişleri Bakanı başka konuşuyor. Bir takım önlemleri çekindikleri için götürüp sarayın önüne koyamıyorlar. Ama sonunda bu işten en büyük zararı sanatkarlarımız görüyor, esnaflarımız görüyor, o dükkanlarda çalışan insanlar görüyor. Teşekkür ediyorum.